Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bugün hazır ayvanın tam mevsimiyken şahane bir ayva tatlısı yapalım. 4 tane ayva kullanacağım ama tencere boyutunuza göre sayıyı arttırıp çoğaltabilirsiniz. Benim tencereme 3,5 tane sığacak. O yüzden 4 tane ayva soyacağım. Kabuklarını güzelce önce yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını güzelce soyalım ayvalarımızın. Evet, ayva tatlısı oldukça kolay bir tatlıdır ama çok da lezzetli bir tatlıdır. Bu tatlının da en güzel gösteren yanı renginin güzel olmasıdır. Gıda boyası kullanmadan şahane bir renk nasıl elde edebiliriz? Onu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum sürekli ayva tatlısını. Çok da güzel oluyor. Çok da renkli seviyorum çünkü ben de beyaz sevmiyorum. Gıda boyası da kullanmıyorum. O yüzden şahane bir renk aldıracağız hep beraber. Nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Önce ayvalarımı ortadan ikiye kesiyorum. Şu uç olan, sert olan yerleri eğer çok sertse oralarını çok hafif bıçakla alalım. Çekirdeklerini de atmıyoruz. Çekirdeklerini de bir kenara alıyoruz çünkü onlar ayva çekirdeği çok güzel bir jöledir arkadaşlar. Normalde evde de yediğiniz ayvaların çekirdeklerini bir çay bardağı içerisinde biriktirin veya minik bir kavanozda biriktirin. Su dolu çay bardağının içerisine koyun. Ayva çekirdeklerini de koyarsanız sabahleyin çekirdekler ve suyla birleşim jöle olacaktır. Pastalarda, süslemelerde kullanabilirsiniz. Doğal bir jöle elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi renk vermesi için ve kıvamının güzel olması için kabuklarını atmıyorum. Onları tenceremin alt kısmına koyuyorum. Zaten çekirdekleri, ayva çekirdekleri de zaten kıvamını, bu tatlının kıvamını çok güzel yapıyor. Jöle kıvamında olacak. Onları da atmıyorum. Onları da kullanacağım şimdi. Ayvalarımı tencereme yerleştirdikten sonra çekirdek kısımlarını ayıklayarak ayvalarımızın, tatlılarımızın üzerine, arasına, her tarafına serpiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi renk vermesi için, renk alabilmesi için arkadaşlar ben nar kullanıyorum. Nar suyu veya vişne suyu da kullanabilirsiniz. Renginin daha güzel olması için. Tadında hiçbir değişiklik yok. Nar suyuyla kaynadığı zaman istediğim renge ulaşıyorum. Çünkü ayva tatlısının renginin çok güzel olması gerekiyor. O yüzden de gıda boyası kullanmadan doğal olarak bu rengi nar suyuyla veriyorum. Nar suyu alternatif olarak vişne suyu dediğim gibi de koyabilirsiniz. Vişne tanesi de atabilirsiniz pişerken tenceremizin içerisine. Ortalama bu tatlının şeker ölçüsü arkadaşlar. Hani tencerenizin büyüklüğüne göre daha çok da yapabilirsiniz ama şu şekilde ayarlama yapın her zaman. Yarım ayvanın üzerine yarım çay bardağı toz şeker ekleyin. Ayvalarınız çoğaldıkça bu şeker oranını da ona göre çoğaltırsınız. Ben iki tanesini biraz fazla koydum ama şimdi yayacağım onları da biraz ötekilere göre. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar 1,5 saat kaynatacağız. Şimdi burada beyaz görünen kısımlar var. O beyaz görünen kısımları da kaşıkla suyundan alıp üzerlerine koyuyorum. Ve 1,5 saatin sonunda
Tattığımızın rengi bu şekilde. Kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Suyunu ne kadar koyacağız onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tencerenizin büyüklüğüne göre su miktarı 1 su bardağı 2 su bardağı demek de yanlış olabilir. Tencerenizin ayvaların yarısına kadar su doldurun. Hani tencere büyüklüğünüzü belki daha az yapacaksınızdır bu tatlıyı. O yüzden kullanmış olduğunuz tencerenin ayvalarınızı yerleştirdikten sonra malzemenin yarısı kadar su koyun. Yarısını geçecek kadar üzerine geçecek kadar su koymayın. Hem renk alma açısından sorun olur hem de çok da lezzetli olmaz. O yüzden az suda kısık ateşte buhar gibi pişirmesini sağlayın. Şimdi ara boşluklarına ben ceviz ekliyorum. Arzu ederseniz fındık, fıstık istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, dediğim gibi bu aşamada fındık, benim gibi ceviz, fıstık veya sade de yapabilirsiniz. Sevmiyorsanız veya elinizde yoksa hiç zorlama yok arkadaşlar. Ben sadece bunları anlatırken, tariflerimi anlatırken çok fazla malzeme koyduğumu da yazan arkadaşlarım oluyor ama ben bunları sizlere anlatmak, tarif veriyorsam tam anlatmak zorundayım. Tam eksiksiz olması gerekiyor. Ve nasıl daha güzel oluyorsa onu anlatmam lazım. Ama elinizde malzemeleriniz her zaman da söylüyorum arkadaşlar. Tariflere tam uyun. Hani tam söylediğim gibi yapın. Ama elinizde bir malzeme eksikse mesela diyelim hani ceviz bunun kıvamını bozmaz. Fındık da kullanabilirsiniz veya daha az da kullanabilirsiniz. Bu çok yemeğin lezzetinde, tadında bir eksiklik yaratmaz. O yüzden bu süslemeler ve bu tür şeyler biraz tercihtir. Ama kıvam alacak olan her tarifte tariflere birebir uymak lazım. Evet, şöyle iyice bastırıyorum çünkü üzerlerine süsleme yapacağım. Şimdi bu tatlıya her şey yakışıyor üzerine. Mesela kaymak yakışıyor, krem şanti yakışıyor. Dondurma yakışıyor. Elinizde ne varsa, hangisi varsa elinizde, hangisiyle süslemek isterseniz, çünkü üçüyle de çok lezzetli oluyor. Ben bir paket toz paket krem şanti, bir çay bardağı sütle iyice çırptım, hazırladım. Ben krem şanti ile süsleyeceğim. Ama dediğim gibi kaymak da kullanabilirsiniz, dondurma da kullanabilirsiniz. Bu aşamada tamamen elinizde ne varsa ve damak zevkiniz hangisini daha seviyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ama bu tarifi mutlaka hazırlayın ve dediğim şekilde hazırlayın. Oldukça yapımı kolay, gördüğünüz gibi lezzeti çok güzel, görüntüsü çok güzel. Hazırda ayvanın tam mevsimi, tam zamanı iken bol bol yapın derim. Evet, üzerine biraz fıstık dökelim. Rengini daha da coşturalım. Evet, tatlımızın son hali bu şekilde. Hemen lezzet testine geçelim. Gördüğünüz gibi lokum gibi de pişti. Çok da kıvamı güzel oldu. Evet arkadaşlar, bir tarifin de sonuna geldik. Yarın
Sizler için çok değişik ve çok beğeneceğiniz şahane bir poğaça tarifi var. Hoşça kalın.